Değerli bölümler. Çin Toplama Kampı mağdurları platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasına karşı protesto düzenlendi. Toplama kamplarında yapılan muameleye dikkat çekildi. Ya Rabbi, şu anda Çin bölümünde. Doğu Türkistan Toplama Kampı mağdurları platformu Bolu'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik tutumuna tepki gösterdi. İzzet Baysal Caddesi Kadı Camii önünde bir araya gelen grup pankartlar açarak imza kampanyası başlattı. Platform sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu yaptığı konuşmada Çin'in toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlılar için Anadolu seferine çıktıklarını söyledi. İşgalci zalim Çin, Doğu Türkistan'da 1949'dan 2016 yılına kadar türlü zulüm, baskı ve katliamlara imza attı. Ama yine kana doymadı. 2014'ten beri Doğu Türkistan'ın her yerinde inşa ettiği on binlerce toplama kampına 2016 yılının sonlarından itibaren anne kucağından, kucağındaki bebekten tutun 93 yaşındaki dedelerimize kadar milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslüman Türk'ü bu devasa toplama kamplarına alarak insanlığın aklı ermediği zulüm ve işkenceye tabi tutmaktadır. Çin Komünist Faşizmi bu uygulaması ile ana babayı çocuklarından, çocukları ana babasından, kardeşi kardeşten, hanımını kocasından ayırdı. İlyasoğlu, Çin tarafından Türklere yapılan zulümleri anlattı. Müslüman ve Türk kızları zorla Çinlilerle evlendirilmektedir. Kız evlenmeyi reddederse ailesi topyekun toplama kampına alınma sebebi olacaktır. Evlerde Kur'an-ı Kerim'i bulundurmak veya okumak, seccade bulundurmak dahi yasaktır. Günlük hayatta selamun aleyküm, cennet ve Allah sözleri yasaklanmış durumdadır. Dini nikah ve cenaze namazları yasaklanmıştır. İslami ve Türk mimari yapılar peyderpey yok edilmektedir. İlyasoğlu yaptıklarından dolayı Çin'i kınadı. Biz buradan Çin'i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Ve diyoruz ki insanlık Çin'e teslim olmadı, olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı, asla da olmayacağız. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık Çin'in bütün bu yaptıklarının hesabını er geç soracaktır. Bunun için canımızı, malımızı ve her şeyi ortaya koyduk koyacağız. Protesto gösterisinde Doğu Türkistanlı bir kadın da yaşadıklarını anlattı. Doğraptaki benim kız kardeşim Mevlüt'e İhlan. 35 yaşında bir çocuk annesi. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan 4 dilde konuşabilen eğitimli bir hanımefendi. Aynı zamanda kendisi onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Benim kız kardeşim memlekette hasta olan anneme bakmak için Doğu Türkistan'a gitmişti. Ama maalesef orada toplama kamplarına alınmış.